Bak serti aç, tırtıklama masadan, otur da ye. Tırtıklamıyorum ya. Kaçta biter senin bu veli toplantısı? Canım veli toplantısı deyip durma şuna. Velilerin ve yurt öğretmenlerinin tanışması amaçlı öyle bir toplantı gibi sanki. E veli toplantısı işte. Ay tamam öyle olsun. Konuşuruz hocamla yarın verirsin olur mu? Unuttuk deriz. Yaptık ödevi ama unuttuk deriz. Ya yarın olmaz. Ya bir çocuk Hamiş ödevini getirmedi diye sınıf için kınadık onu. Çok fena oluyor. Tembel diyecekler bana sınıfça. Kınama olmasın bana. Tamam, kınamazlar. Ben hemen gidip getireyim şimdi olur mu? Anlatmayacaksın değil mi? Anlatacağım Sertaç. Bilsin çocuk. Hatta Seda'sa yana çıkıp seni rezil edeceğim bütün Türkiye'ye. Hiç mi tanımadın beni? Böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünebilirsin? Onun ruhunda bir yer açabileceğimi nasıl düşünebilirsin? Sen beni ne zannediyorsun ha? Sen beni ne zannediyorsun? Defol! Defol! Merhaba kardeş, Ali Bey tarafına mı? Ben de o yana gidiyorum. Atlayın bırakayım sizi. Aa, Suat bu. Hoş geldiniz. Suat mı aldı sizi? Ah be kızım, ne haber etmediniz bize ah yavrum. Kızım ya, bana oluyor, Ayla kızım. Suat ne kadar bu da büyümüş. Canım. Ay. Ay, çok özledim. Ben...
Günaydın. Günaydın. Yavaş oğlum, yavaş. Ayla, futbol mu oynayacaksın? Eşortman giymişsin ya. E tabii. Biz her sabah oynarız Başak. İstanbul'da işe gitmeden önce. Geçirelim mi sana? Futbolsuz bir gün geçmez yani. Ben sol bekim. Anne gidelim buradan. Babamı arayalım, gelip alsın bizi. Durgundan oldum. Merhaba. Buyurun. Rıza Bey'in konağı değil mi? Kız Ayla, kocan geldi. Ensen oradan aşağı. Allah Allah. Şaştın da kaldım. Böyle mi karşılanır canım insan? Sen hoş geldin oğlum. Bari abla. Bari abla. Gelsen ya kız. Bak kim geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Sadece yapmak zorunda olduğum için yapıyorum. Kimse bir şey bilmiyor. Ama sakın bundan faydalanmaya çalışıp da beni zorlama. Ayla bak. Almanya mı dedi? Ne dedi Ayla? Ecnebilerle işim varmış. Evet, erken hallettik. Bir günde bitti. Baba bana ne aldın? Dur kızım, bir nefes alsın baba. E hadi gidelim sofraya. Hadi kocanı da al gel. Hadi tamam. Gidelim bak. Burada deli başlığa gibi kaldık. Hadi kızım, kocana mutfağı göster. Gel Rıza amcam da orada. Ne güzel oldu böyle kalabalık kalabalık. Beti bereketi geldi evi. Kız, yürüme seni kız. Serkan Bey de geldi işte. Sertaç. Hoş geldin oğlum. Geç otur. Afiyet olsun herkese. Hoş geldin, buyur. Buyurun. Hoş geldin oğlum. Gelmeyeceğin diye biliyorduk ama biz... Rahatsız olmayın efendim, buyurun oturun. Hoş geldin Sertaç. Merhaba, İlker'di sanırım değil mi? Yanılmıyorum. İlker. Gel otur gel. Bazı isimleri karıştırırsam kusura bakmayın. Olsun canım, kusurum olurmuş. Ben sana bütün isimleri sayayım mı baba? Tamam, gel bakayım sen kucağıma. Geç kızım sen babanın yanına. Ben size çay mı veririm, nes mi yapayım, sütlü, sade ne alırdınız? Geç. Vallahi ne kolay soğuz. Aman kolay, hepsi kolay. Ben de oğlum. Sen böyle gelseydin ya Ayla kocanın yanına. Uzak kaldın orada. Olsun olsun, otur. Aslında Sertaç çok yorgundur. Odaya çıksaydık. Ay dur canım, iki lokma yesin adam. Neyle geldin oğlum, uçakla gerek. Yo, arabayla bir gecede atlayıp geldim hemen. Nasıl, İstanbul'dan mı? Evet. Hayır yani. Önce dışarıdaydım da tabii. Uçaktan sonra hemen eve, ondan sonra hemen buraya. Ben buraya geldiğimde zaten Sertaç iki gündür yurt dışındaydı. Maşallah bugünlerde ailemiz çok hızlı günler yaşıyor. Bir oradayız bir burada. Sormayın. Bir trafik bir trafik. Özellikle Sertaç'ın trafiği çok yoğun bugünlerde. İş ne üstüne sizin Sertaç? Ben biliyorsun mimarım İlker'cim. Bizim her sene böyle toplantılarımız oluyor. Mimari anlayışlar, yeni yöntemler üzerine... dünyayı takip etmek gerekiyor tabii. Böyle tabii. Geri kalmak olmaz. Tabii tabii. Eller aya biz yaya olmasın değil mi? Aynen. Eller aya biz yaya. Bak kız sevdi lafımı. İnşallah aya gidersin Sertaç. Seni orası patlar zaten. Ayla, eşofmanları çekmişsin. Sertaç sakın bana sporla ilgili bir espri yapma sen de. Buyurun, nesiniz hazır? Sağ olun Hanif Hanım. Hafize. Yaman sus yaptım seni denemek için. Gel bakalım baban rahat değilsin. Zehiri. Helal oğlum, helal. Ay. Helal. Ay helal. Helal, helal. Oğlum. Vur arkasına vur. Yukarı bak, yukarı yukarı. Çay. Tamam, çay. Ayla, hocam gidiyor. Gelmesene. Tamam, iyiyim ben. İyi misin? Sertaç biz seninle istersen yukarı çıkalım. Sen üstünü değiştir bir rahatla. Telaş oldu böyle mutfakta. Ben hazırlarım sana kahvaltı sonra. Ortalık da biraz sakinleşir o zaman. Canım ne kaldırıyor çocuğu? Bırak yesin iki lokma gidersiniz sonra. E her zamanki halimiz bu bizim. Kalabalığız malum. Hani benim kahve? Abize daldın yine ha. Hemen Rıza be. Günaydın. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü bu saatte? Enişte Bey, kalabalıkta fark etmedim seni. Hoş geldin. Starımız da burada. Ne haber, nasılsın? Ay Allah. Kız nedir bu ikidir? Dökülen hayırdır? Nazar çıkıyor, nazar. Hay Allah, pantolon da fiyakalıymış. Çıkar da Rukiye'yi yıkasın hemen, Rukiye. Sertaç kusura bakma, hadi gel pantolonunu değiştirelim hemen. Tamam.
Babam da eşofman giysin, köşeye çıkalım. Ben gidip yatsam mı acaba gene? Erken kalkmam yaramadı size. Bu ne ya, komedi filmi gibi. Çayı da döktün üstüme. Sana kaç kere kalk dedim masadan, niye inat ediyorsun? Nereye? Pantolonumu alacağım. Ne o Soner? İşin mi var yoksa, erken kalktın? Uğraşma benimle abi ya. İlker. Alışkanlık yapmasın sonra. Hani sen Mirkel'e mi getirecektin sünneti ha? Geliyor, geliyor yolda. Ha, bekle geliyor. Ay, gelse keşke. Pek severim onu da. Hafize abla, hı? Çay ver hemen. Ha, tamam. Ya ne oluyor be? Ben masada yerim, bırak. Sana değil o, Sertaca. Kaçıyor mu adam? Bu ne böyle jet gibi? Yok, kapıyı dinleyecek de ondan o. Aa, aşk olsun baba. Ben sevabına de. İyi, iyi anladık. İyi de oğlu. Neymiş durum öğrenirsin sonra Rukiye'den. Kavgalı bunlar, belli ettiler. Tamam. E hadi Hafize abla, çay getir. E patlama işte, getiriyorum. Bakalım ver, ver. Ne olacak. Al bakayım. Ne o? Kapılarda kalmışsın. Eksik bir şey var mı diye baktım. Düşünüyordum tam. Pek düşüncelisin maşallah diyeceğim ama kavga yolunu alsın diye bekliyorsun gibi geldi bana. Rencide oluyorum ama babaanneciğim. Aa, o ne kız? Ver bakayım sen şu tepsiyi bana. Bıraksan ya. Ağırmış da mübarek. Kollağım her koptu. Her şeyi anlayabiliyorum ama anlayamadığım şey ne biliyor musun Sertaç? Yokluğuma iki gün bile sabredemem. Madem bu kadar değerliydim, madem bu kadar vazgeçilmezdim ben, biz niye bu duruma düştük? İşte bunu çözemiyorum. İnsan yaşarken bazı değerlerin farkına varamıyor Ayla. Kaybedince anlıyorsun. Seni kaybetmediğimi söyle bana lütfen. Ya bırak Allah aşkına, müsamere yapma bana. Zaten ne zaman konuşsam bunların ezberlenmiş şeyler olduğunu söyledin. Hiçbir zaman gerçek duygularım olabileceğini düşünmedin. Sus bakayım. Tepsiyi şey yapayım dedim. Yemedi çocuk bir lokma. Alsana kız elimden, gavur ölüsü gibi zaten. Buyurun şehzadem, kahvaltınız. Ailenin bu kadar tuhaf olduğunu bilmiyordum. Yok ya. Bana bak. Senin bir günde yaşattığın tuhaflığı ben burada yılları toplasan yaşamadım, biliyor musun? Daha ağırlarını da gördüm, merak etme. Ama gerekirse kavga edildi mertçe. Herkesin rengi belli burada. Bir sorun varsa oturulur, dövüşülür filan. Ama kimse senin gibi kaçak dövüşmez Sertaç. Anlamıyor muyum sanki şimdi Eylül'ü kucağına alıp mazlum baba rollerine yatmanı ha? Sertaç, hakikaten inandığımı ve sana acıdığımı düşünüyor olamazsın. Yani ben bu kadar salak mıyım Sertaç? Lütfen bana söyle. Bana de ki evet, rol yaptığımı anlıyorsun ama gene de yapıyorum. Çünkü başka çarem yok. İşte ben tam da bunu söylüyorum Ayla. Dinle. Kızımı gerçekten özlemiş olabileceğimi düşünmüyorsun değil mi? Seni gerçekten özlemiş olabileceğimi. Seni gerçekten kaybetmekten korktuğumu düşünmüyor musun? Bir hata yaptım evet. Ama ben sana 8 yıldır oynuyor muyum hala? Neyim ben, canavar mı? Sen 10 yılı geriye dönüp de nasıl yargılarsın? Tamam. Sen madem her şeyi anlayabiliyorsun, o zaman ilk yıllarında bile sana oynayan bir adamla niye evlendin sen? Tamam. Bir hata yaptım evet. Suçluyum. Ama hiçbir şeyin mi anlamı yoktu Ayla? Bak. Bence kadınlar ve erkekler arasındaki en büyük fark nedir biliyor musun? Kadınlar da erkekler de alternatiflere sahip olduklarını bilirler. Her zaman hem de. Hele hele günümüzde çeşitlilik durumu ayyuka çıktı zaten. Evet. İki taraf da alternatiflere sahip olduğunu bilir. Ama kadınlar bunu değerlendirmemek için fırsatları kapatır. Erkekler de tam aksine fırsatları yaratır. Ama sınavı geçenler vardır aranızda. İşte ben senden bunu beklerdim. Sınavı geçmeni. Çok bilmiş konuşuyor bununla. Ben anlamıyorum neymiş mesele. Alternatif ne kız? Yemekten önce hafif bir şeyler alıyorsun ya. Şarap gibi, çerez gibi. Ona derler ama... Çok içiyor damat demek ki. Sarhoş neyin oluyor da dövüyor aileyi zar. Hiç öyle gelmedi bana. Sertaç, affedemiyorum işte, anla.
Sen beni başka bir kadınla aldattın. İşte şimdi oldu. Yürü kız, yürü kaç. Ne oluyor kız? Ne bağırdın? Ne oldu kız? Eylül. Otur acık sen burada bak ya. Hamiyet. Ha? Eylül'ü al da azıcık gezmeye götürüver. İyi. Otur burada yemeğini ye. Ben bu kapıyı açana kadar da çıtını duymayacağım senin. Hele bir davran, pişman ederim bilesin. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Gar gibi dıkılıp kaldınız eve. Hafize, yürü mutfağa. Ne o Rıza? Anlamadın herhal. Ne zamandan beri bu evde ana sözü dinlenmiyor? Hadi fabrikaya. Soner. Hafize'den sünnet davetiyelerini al, onu komşuya dağıtıver. İşe yara, sünnepelik etme. Hafize'ye söyle kahve yapsın bize. Hemen babaanne. Böyle duralım geçer şimdi. Az bekle sen. Aman ne olacak karı koca kavgası? Anlamadık biz de, Rukiye anladır sana. Sen az daha dur, eve git gene. Heh, fabrikaya mı siz? E nereye evet. Olacak? Suat gelecekti dünkü hesapları getirmeye. Erken çıktı derse fabrikaya gelsin. İyi iyi. Anam kovdu bizi evden. İyi bakalım, hadi iyi işler size. Hadi hadi hadi. Samet, uzağa gitmeyin. Buralarda oynayın. Geliyorum hemen ben, tamam? Tamam. Ne yapıyorsun? Sonra bak bakayım bana. Ne oluyor be? Evden fışkıran fışkıran ha? Babaannem kovdu bizi evden. Davetiyeleri de atladı bana. Deli gibi herkes bu sabah. Allah Allah. Samet, ayrılmayın buralardan ha. Tamam. İç bakalım. Kafayı toparlayalım acık. Şimdi kızım ben sana bir şeyler soracağım. Sen de bana yalansız cevap vereceksin, iyi mi? Bu kadın, her kimse evli mi o da? Konuş yavrum. Duyam sesini. Hayır babaanne, değil. Ya bu kız oyunu, sıkıldım ben. Aşağı mahalleye gidiyorum, top oynayacağım. Gitme. Hamiye teyzem gitmeyin dedi. Ey sen kal, bana ne? Cidem saçmalama. Beni arama diyorum, anlamıyor musun? Ortalık yıkılıyor zaten burada. Sakin ol birkaç gün. İkisi de başka başka biliyorsun. Erkek kısmının gönül eğlendirmesiyle birini sevmesi aynı olmaz. Boyun eğ, yuvanı kurtar, kabullenme diyeceksin babaanne. Demeyeceğim. Ayla Hanım sen beni unuttun herhalde. Zamanında neler gördü geçirdi bu ihtiyar gözden bir bilsen. Bir tek senin başına geldi sanırsın. Zamanında bize susacaksın, sormayacaksın diye bellettiler. Yuva dediler, evlat dediler. Tamam, doğru dediler belki. Sustuk, görmedik erkek kısmını. Bakın şimdi hepiniz varsınız, buradasınız, evlatlamsınız.
Susmasak kapıları çarpıp gitsek siz olmayacaktınız. Ama bunu diyenler de içimize hiç bildiler mi acaba? Bunu diyenler bir kadının her gün tiksindiği bir adamla zorla bir evin içindeki hallerini bildiler mi acaba? Çaresizliğini bildiler mi acaba? Dışarıdan şenlikli düğünlü göründük ya. İçimizin kan ağlamasını bildiler mi acaba? Her gün her seferinde kocana bakarken yüzüne tüküresin gelir. Ama sen susup da oturursun ya. Nasıl bir şey bildiler mi acaba? Mahpus gibi evlere avlulara sağmadığın sokaklarda yürürken. Mahpus gibi. Bu anlattıklarım o zamandı. Bizim zamanımız. Şimdi sizin zamanınız, biz bilmeyiz. Cihan alem ne oldu gari? Ondan sebep. Sana kocana dön, yuvana dön demem, diyemem. Sen ne dersen, ne edersen kabulüm. Ben arkandayım kızım. Burası senin de evin. Orada bir denede babandan kalan var. Sen bizim kızımızsın. Gideceğim dersen daha yok. Ama kalacağım dersen buyur başımla beraber. Budur benim diyeceğim. Ama bir şeyi unutmayasın. Eylül, düşün, taşın kararını ver. Başımız dimdik durur seninle. Eylül. Samet. Bak ne diyeceğim. Evde sulağı durulmuştu az. Sen bu sert açığı al da gel. Bir erkek erkeğe konuşalım ya da siz konuşun. Yaştaşsınız siz. Bana açılmasa da sana açılı. Mesele neymiş? Kaç gün kalır da bir ağzını yoklayalım. Ya gelmeyeceğim derse? Ulan durumu o orada hiç. Karı dırdırının adam kaçıracaksın. Koşa koşa geli. Tamam baba. Samet. Eylül. Gel bir. Gel bir. Samet. Safiye kız, bizim oğlanı gördün mü? Ne bileyim ben, aşağı bak. Tamam güzelim, tamam tamam. Geçti geçti, korkma. Tamam geçti. Nerede sen? Hadi Eylül nerede? Gidiyor bak. Şey seni. Ben bir Eylül'e bakayım. Rukiye, neredesin kız? İçriveye bakalım Suat, korkmuş fakir. Güdük Osmanlı'nın köpek yine. Ona buna sarıyor, bu kadar da olmaz ki canım, söyledik kaç kere. Deli hayvan, alın ya bağa götürün dedik ya da çekip vuracaksın, öldüreceksin gari. Ya hayır, öldürmesinler. Bari yeni küçük torun değil mi bu? Hı hı. Cemil abla, sizin eşe gardı mı? Ha, ne yapacaksın eşeğe lan? Sen geti bakalım acık bana. Semerinle geti ama. Eylül, iyi misin? İyiyim. Bana küçük abla diyebilirsin. Hani kızıyordun? Sen benim hayatımı kurtardın. Yok be, abarttın. Sen kahraman mısın? Bilmem, öyle miyim? Briket, bence öylesin. Dün akşamı diyorsan kurtaracak bir şey yapmadım ki. Sadece arabaya aldım sizi. Ama sen olmasaydın annem ağlamaya devam edecekti. Ağlama kardeş, ne olur. Ne oldu? Bir dakika, bırak. Ağlama, bilmiyor ya. Hadi ya. Al su iç.
Kızı yalnız komayın. Korkmuyorsun değil mi? Evet, prenses hazretleri. Sarayınız ne tarafta acaba? Bana yolu tarif eder misiniz? Ya sen beni geldiriyorsun, düşeceğim şimdi. Bakar mısınız? Kimse yok mu acaba? Hanife Hanım! Hasibe Hanım! Ah güzel kızım benim. Eşe de bilmiş. Bak bakalım güzel kız. Eşe bildirmiş. Allah Allah. Az evvel kavga ettiler. Şimdi teletabilere dönmüşler. Bir daha erken kalkmayacağım abi. Demek ki sabahları böyle şeyler oluyor. Ay canım benim. Korkuttum. Ayla. Demedim mi ben sana? Şey için geldim. Ben biraz sert açı alsam da götürsem. Hem ortalık az durulu, hem biz bir şeyler yer içeriz. Sonra da az konuşuruz istersen ha. İyi olur İlker, sağ ol. Tamam. Merak etmeyin, köpekten korkmuş azıcık. Sertaç. Ana, Lensiz neredesin? Aldın gittin ışığı, zeytine gideceğiz biz. Getirsene yok burayı. Abi, tamamen koptum ben. Parçalar birleşmeyecek, mümkün değil. Hayırlı işle Hüseyin abi. Ne o? Sen mi açtın yine dükkanı? Oğlun olacak Ayta neydi? İşi var İzmir'de, erken çıktı. Bekle işi var. Gaga bokunu yerken daha yeni geliyordu eve dut gibi. Hadi yürü yoluna be Meseret. Uğraşamam seninle. Aman işi varmış İzmir'de. Sarfoşluktan yeni zıbarıp yattı. Gıçınla pirele uçuyor daha demiyor da. Laf çıkmasın diye koruyorlar oğlanı. Evlenecek ya tabii ondan. Senelerle kendileri şımarttılar haytayı. Yüz verirsen ayıya gelir pisler halıya yani. Lan çipil gözüne san. Anan ne yapıyor? Selam söyle. Gelsin tamam. Bir akşam kahve içelim. Tamam Meselet abla söylerim. Nah söylesin. Şimdi bile unutacaksın sen. Nerede sende o kafa? Kolay gelsin. Sağ ol. Hamiyet abla. Ben Rıza abiyle konuşacaktım ama. Kafa mı kaldı bizde oğlum Suat? Erken gitti o bugün fabrikaya. Orada konuşurusunuz. Hadi sen de git oradan bari. Dur gitmesin hemen. Suat bizi arabayla bahçeye götürüver. Bunu aldı geldi sabahtan. Açık gözümüz gönlümüz açılsın. Soner de gelsin bizden. Hadi Ayla kızı giydirver de gezelim acık biz. Ha? Tamam. Nereye gidiyoruz yaşasın? Ben arabayı alıp geleyim hemen. Kolay gelsin. Sağ ol. Berekatlı olsun Nail abla. Gel Meseret gel, hoş geldin. Ulema olacak kadınsın be ablacığım. Gene gazete okuyan valla. Ne yapıyorsun kız? İşe gitmedin mi sen? Gitmedim. Eylem yapıyorum ben bugün. İş yavaşlatma eylemi. Aa neden? Kahve ısmarlarsan anlatırım. Mevzu derin devlet gibin. Ay gözün kör olmasın senin. Kusura bakma Nail abla ne yaptık yine? Aa kendine sandı Şeşit Tayfun korktu. Yok Tayfun sana değil. İki orta yap bize. Abla bir şey soracağım ben. Acık akıl ver bana. Herkes senden neden bu kadar korkuyor? Ceketleri olsa esnafın önünü ilikleyecek valla. Sustalı maymun etmişin hepsini. Acık anlat bakayım sırrı ne bu işin? Bana lazım olacak akşamüstü. Akşamüstü mü? Ha fabrikada. Neden? Ay önce sen söyle anlatacağım ben neden. Valla sırrı mırrı yok. Elleri mahkum da ondan. Ben bu dükkanı açmadan önce nereden emekliydim söyle bakayım. Santralden. Tamam doğru. Ne yapardım ben orada? Telefon bağlardın. Ne olmuş? Kim kimi arıyor? Neden arıyor? Kim kiminle nerede buluşuyor? Kim kız kaçıracak? Kimin kızı kime kaçacak? Kimin sırrı kimde? Bu ilçenin çevre köylere, ilçelere kadar şeceresi bende. Hepsini biliyorum mecburen. Değil mi? Biz otomatiğe geçince aldıydık telefonu. Demek sırrı yok. Kafayı çalıştırıp kendimiz bulacağız yolunu o zaman. Ne yapacaksın kız? Şimdi anlatayım ben sana. Bu Rıza Bey armudun sapı üzümün çöpü diye 3 aydır vermedi bizim mayışları. Repo yapıyor parayı. Daha evvel de yaptıydı biliyorum ben. Mezara götürecektir o. Kefene cep diktiriyormuş duydum ben. Hah ağzın balyesi. E'si yarın bundan sünnet var yasam edin. Hem para yok değerle hem de sünnete kalktılar en alasından. Fişek bile alıyorlarmış. Maytap gibi havaya atıyorsun hani. Cazmaz geliyormuş İzmir'den biliyor musun?
Ben de bugünden tezi yok, örgütleyeceğim fabrikayı. Yarın gece basacağız o sünneti. Bak buraya yazıyorum. Herkesin önünde rezil olsun, görsün gününü. Toplu iş bırakma yapacağız, gör bak. Halep oradaysa arşın burada. Tahmin etmem, gelmez kimse. Nasrettin Hoca'nın fil mevzusuna döner bu iş. Gelecekle elleri mahkum, bıçak kemiğe dayandı. E inşallah, ben arkanızdayım, destekliyorum sizi, bravo. Bak ne diyeceğim? Lan Tayfun, soğuk sudan yaptın değil mi kahveleri, kısık ateşte? Aynen bizim kız, hiç merak etme sen. Ha, ona göre. Bak her şeyi biliyoruz, anlatırız yoksa orada burada. Şşt, tamam tamam, sağ ol, sağ ol. Yarım akıllıydı, iyice aklı gitti bunun da. Şey diyordum, kesilmesini bekleyin de ondan sonra basın konağa. Aa. Çocuğun günahı yok, mundar olmasın düğünü. Canım o kadar da insafsız değiliz, kesilince basarız. Kabuklu yemiş kalmasın çocuk. Oh. İlker, biz nereye gidiyoruz acaba? E dedim ya Sertaç, babam sen ben bir şeyler yiyeceğiz, az konuşacağız. Ne tür bir konuşma olacak bu? Hayır, etrafta bir şeyler yiyecek hiçbir yer yoktu, ondan dedim. Biraz ıssız değil mi sence de? Biraz öyle tabii. Daha çıkacağız yukarıya, daha restoranına. Babamı arabayla getiriyorlar. Öyle mi? Dağda restoran mı varmış? Ne oldu, terledin sen? Bak İlker, biz bu konuyu medeni insanlar gibi konuşamaz mıyız? Hayır yani bence bütün bunlara hiç gerek yoktu. Neden öyle dedin ki sen şimdi? Yanlış bir şey mi yaptık damat? Aa, sen de bir şey sandın. Ulan Allah canını almasın senin. Ne yaptı siz bu diziler be kardeşim? Ağlı mağlı şeyleri izleye izleye tırsak olmuşsunuz hepiniz. Ha, değil mi? Ya Sertaç. Benim artık fabrikaya gitmem lazım. Yoksa Rıza abi kovacak beni. Kovamaz. Bizi gezdirdi derim ben. Biz istedik deriz. Ne yapayım, götüreyim mi sizi geri? Yok, döneriz buradan bir şeyle. Görürüz bile. Az daha kalacağız. Hayır, hayır, gırtlama beni. Soner! Bak güreşiyorlar, görüyor musun? Ezecek çocuğu deli. Çok sağ ol Suat. Bugün sen olmasaydın çekilmez bir gün olacaktı. Yok canım. Ne yaptım ki? Oldu o zaman. Ben gideyim. Babaannecik, mutlu aşk var mı ki bu dünyada? Sen hiç gördün mü? Gördüm. Görmem mi hiç? Babanla annen vardı. Onu gördüm bir tek. E Ayden, kahveleye içtik, güldük, söyledik, bitti. Eğlen bugünlük yeter. Çalışan bir kadınım ben, gidem gari. Hadi uğurlar olsun, uğra gene. Ne oluyor kız? Kız, isteyeceğiz diyoruz işte. Kız ne kızıyorsun? Allah'ın emri koyacağız işte. Hazır ol, akşam gelip isteyeceğiz seni. Kimden isteyeceksin lan? Canım, biriniz babana oğlu verin gari. Lan! Lan bırak lan kadını! Lan! Gire, gire! Mehmet! Gire, bak kızlar lan, ne gülüyorsun? Mehmet! Lan, ne oluyor orada? Gel kız sen, gel. Yok bir şey, Nalan'la şaka yapıyorduk biz. Şakasına olmaz o iş. Madem isteyen kızı, önce bir baltaya sap ol da ondan sonra iste. Anası bu yaşta 3 kuruş para için zeytine giden adama kız mı verir insan? Hem bundan evvel 7 sefer İhsaniye köylerine kadar çıkartma yaptın, ne oldu? Hepsi şaka mıydı? Ahali, ahali, 7 sefer kız
kızma. Diline vurdu tabii şimdi. Hadi. Ha, hadi bakayım. Kendin kaşındın. Len, Len seni de bildim. Bizim Binnaz'ın küçük oğlan değil misin sen? Sen de eğleniyordun. Akşama ne söylemezsem. Hadi. Tüh, eşek. Korkma sen canım. İyi misin sen? Nail abla gene koydu burayı. Bana levrek versen, salata ortaya. Yap işte kafana göre bir şeyle. Tamam Rıza Bey. Rakı mı içeriz, ne yaparız? Şimdi bu vakitte çarpmasın. Hava da sıcak. Olmaz bir şey ya bizim oğlan. Balığı alatmayalım şimdi. Tamam, peki öyle olsun. Anlat bakalım damat. Nedir sıkıntı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında bu bir yanlış anlaşılma efendim. Bırak efendimli lafları oğlum. Ağabeyinin ben senin. Rıza abi. Şimdi ben aslında şöyle bir hata yaptım. Evet de... Yani olay da büyüdü biraz. Ayla yanlış anladı. Yani kadını sevgilim sandı. Yani aslında büyütülecek bir şey yok yani. Allah kahretsin. Çiğdem, bırak artık, arama. Yettin ama ya. İyi. Benden günah gitti Sertaç Bey. Bana bak, ne yapıyorsun sen? Elbet açacak o telefonu. Beni aramazsa Ayla'yı arayacağım. Onu yazıyorum. Yani bu durumda benim çarelerim tükendi Rıza abi. Evliliğimi kurtarmak için yardımınıza ihtiyacım var. Her evlilikte olur böyle şeyler oğlum. Olmasaydı iyiydi ama olmuş bir kere. Şimdi bizde bir laf vardı bilirsin. Geçmişe mazi, yemişe kuzu derler. Artık önüne bakacaksın, kötüsü geride kalmış. Şimdi Sertaç, Ayla'nın buraya gelmesi sırf sünnetten sebep değil. Bunu anladık. Sana bir şey dedi mi peki, bir daha ben eve geri dönmeyeceğim gibisinde? Heh, işte benim de korktuğum o zaten. Bizim yapacağımız şey belli. Sizi sünnetle barıştırmanın bir yolunu bulmak. Öyle değil mi? Şimdi sünnetler güzel ortamlar olur bilirsin. Eğlenir meğlenir millet. Yolunu alır, anladın mı? Gerginlikler falan da azıcık yumuşar değil mi ama? Orkestra falan da olacak. Bir dans edersiniz siz. Bir de çiçek miçek yaptırırız büyüğünden. Oldu bitti bu iş. Ya o kadın kısmı işte. Abartırlar bir şeyleri ama ufak tefek şeylerle de hemencecik yola gelip yelkenleri suya indiriverirler. Öyle değil mi baba? Yaşa. Ya bunlar düşünülebilir tabii. Kızınız var, el kadar kolay değil öyle yıkıp geçmek hemen. Ya ama köklü bir çözüm bulmalı. Yani mesela aile burada kalırsa bazı gayrimenkulleri, tarlaları, hisseleri falan varsa o onun için bir garanti olur yani. Yani abi bence biz şunu yapmalıyız izninle. Bence Ayla'nın bütün mallarını satalım biz. Dur hele bakalım damat, hemen öyle celallenme. Toprak dediğin şey satılmaz hemen, çakmak diye ki bu. Ayrıyeten Ayla'nın hissesi kumluk, çorak arazi. Senelerdir ot bitmez üstünde. Buralarda çorak arazi de hep kızların üstüne yaparlar. Kuraldır bu senelerdir. Kendi arazilerimizin ortalarına yabancıyı sokmayız biz. Sizden evvel bizi zora sokar bu iş. Olmaz ki ama, bilmeden etmeden konuşuyorsun. Peki evi varmış babasından kalan, o ne olacak? Tadı kaçtı ama. Oğlum o ev bize hatıra. Kiracıya bile vermedik biz bozulmasın diye. Ne yapayım abi o zaman? Benim de aklıma bunlar geliyor işte. Ayrıca sen satacağım dersen de. Ayla'nın rızası olmadan olur mu o iş? Yeni kendimize gelin güvey oluyoruz burada. Ben gene de yarın bir tapuya uğrayıp bakmak istiyorum Ayla'nın mallarına. Önce nedir bir bakalım da sonra düşünürüz. Ha çorak moraksa araziler zaten kolay. Afiyet olsun. O da kalmak için diretmez dönün. Döndüreceğiz elbet, bir yolunu bulacağız. Buyurun. Sağ ol kardeşim. Efendim abi? Yok bir şey, afiyet olsun. Bak dadını çıkar. İstanbul'da göremezsin böyle balık. İlker, rakı koy bakayım Sertaç'a. Tabii baba. Abi, konuşayım ben bugün. Tamam. Hiçbir yere kaybolma. Kızlar kolay gelsin ha. Hoş geldin, hoş geldin. Bugün konuşma yapacağım ha, hiçbir yere kaybolmayın. İhtiyacım var. Söyleriz kadınlara. Cemal abi. Ne var mesela? Konuşma yapacağım ha. Bu işler böyle yürümez. Konuşacağız hep birlikte ha. Arkamda olacaksınız. Tamam. Ne olacak şimdi bunların halleri böyle? Başından beri demek ondan geldi Ayla Hanım. Nasıl anlamadık değil mi? Canım barışacaklar, dönecekler gerisin geri. Ne olacaktı?
Erkeğin elini kere. Yapmış bir hata. Yapmasa da iyi diye yapmış işte. Kadın kısmı da iki güzel unutur sonra. Yok gari, o kadar kolay değil. Kadın dediğin de o kadar gurursuz olmasın canım. Ben olsam affetmezdim. İyi, dua et o zaman. Ayla da affetmesi boşansın da başımıza kalsın burada. Aman canım, ondan demedim. Ben hem onunla İstanbul'u alışıktırlar diye. Affeda o, affeda. Kız, bıraksana onları, getir buraya yazacağız be. Dişin ucundan da tutan yok vallahi ha. Bak Soner'i de aldılar gittiler. Öldüm açlıktan vallahi. Hafize, bak sana ne buldum. Aa, maşallah, maşallah. Hemen yap abi ben bunları. Hadi hadi içeri ha, girelim. Hazırlıklar başlamış ha. Geç bile kaldık. Telaşımız oldu malum sabahtan beri. Yetişmeyecek işler. Ben şunu koyayım. Hindi bağlar haşlansın yeriz hemen. Biz de yardım ederiz, yetişir Rukiye. Gerekmez sağ ol. Siz yemeğinizi yiyin. Milletin derdinden çocuğumun en mutlu günü yabana gidecek. Ay sus ama ya, yeter artık. Rukiye. Rukiye dedim. Milletten kastım ben mi oluyorum? Bilemiyorum, ben ortaya konuştum. Haklısın. Ortada duran bir tek ben varım yanılmıyorsam. Sana dedim ne olmuş? Yarın Samet'in sünneti var. Daha hiçbir işi yetiştiremedik. Geldiniz, hoş geldiniz tamam ama bir köşede susup oturun bari de biz de işimizden kalmayalım. Ayla, hadi kızım sen mutfağa git. Hiçbir yere gitmiyorum yenge. Madem bir derdiniz var buyurun konuşalım. Bana susup otur diyorsunuz da ben senelerdir susup oturuyorum. Bilmem haberiniz var mı? Siz bu kornaklı yuvanızda kıçınızı mala mülke dayamışken ben orada yaşam mücadelesi veriyordum. Kızım kocanın sinirini ondan çıkarma sen de. O günden beri susup oturuyorum. Ha kusura bakmayın, gelişimi sizin birkaç dandik süsünüzü asmanıza mani olduysa bilemem. Çok yardımcı olamayacağım yani o konuda. Senin ne derdin var benle Rukiye ha? Ne var söyle. Git mi diyorsun bana? Senin demenle olacak şey değil bu. Ben gitmek istediğim zaman giderim. Yok artık öyle höt söt. Zamanında bana git dendi gittim. Ama şimdi kendi kararlarımı ben veririm, anladın mı? Bu senin çok da bilmediğin bir şey eminim. Kafamı kızdırmayın, soluğu yarın tapuda alır. Bana ait ne varsa satıp savar giderim. Hasta olup yataklara düşersiniz eminim. Sadece ikiniz değil tabii, başkaları da. Bu arada o başkaları da bilsin, yemin ederim yaparım. Kimse üstüme gelmesin, bu kadar işte. Baban değil mi o? Kızlar, kaçalım bakayım kapıdan yüküm ha. Aman. Babama bir şey mi oldu? Kızım, canım benim. Babacık seni çok seviyor. Yok kızım yok, korkma. Acık sarhoş oldu, bir şey yok. Uyuyacak, kendine gelecek. Açılın bakayım. Açılın. Karıcığım, sevgilim, bu çiçekler sana. Sen çiçekler kadar güzelsin. Yok bir şey ya, acık fazla kaçırdı. Geldi çiçekler. Merak etme kızım. Bak gari, ne yaptılar hem de en mutlu günümüzde. Ağlamayın, kimse ağlamasın. Hepimiz çok mutlu olacağız. Hepimiz çok mutlu olacağız. Çok mutlu olacağız. Hayat dur biraz artık. Lütfen bir soluk ulan. Lütfen. Toplaşın toplaşın, yaklaşın, saf yapın saf, karşıma gelin. Kız Atçe baksana sen de, eşek mi osuruyor burada? Herkes ilgilendiriyor mesele. Şimdi durumumuzu biliyorsunuz, nereden başlasam belli değil. Her şeye söylenecek bir şey var yani. 3 ay geçecek, bayışlar verilmedi. Bunu mu desek, bazılarımız hala daha sigortası çalışıyor, kaçak işçi gibi. Mevsimlik işçi lafının argasına sığınılıyor. İyi niyetimiz kötüye kullanılıyor. Bıçak kemiğe dayandı hangi birini desek.
Ben kardeşinizi bilirsiniz. Kiminizin kardeşi, kiminizin ablasıyım. Benim içim dışımdadır ve de Allah'tan başka hiç kimseden korkum yoktur. Bu sebeple sizi kısa sürecek bir greve çağırıyorum. Herkes konuşmasın hep beraber. Buraya kadar soracağınız bir şey varsa sorun, daha devam edeceğim çünkü. Meseret ha deyince greve gidelim öyle. Bunun izni var, şeysi var. Gidili tabii, ne izniymiş o? Hükümetten izin almak lazım. Nah verir hükümet izni sana. Hadi verdi diyelim. O ona gönderecek, bu buna havale edecek. Olacak mı sana 3 ay daha? Ölme eşeğim, yaz gelecek de karpuz kabuğunu yiyecek. Öyle deme Duran abi. Hadi koş, yetiştiremem patronunu. Ayaklandıl hadi. Ama senden de korkmuyorum ben. Ha işte, korkaklar belli oldu. Bak nasıl sindirmişsiniz insanları. Tabii işini kaybedecekler diye korkuyorlar da ondan. Ama bilmiyorlar ki hepimizi kovduklarında kimi çalıştıracaklar burada. Sorarım size. Başka adam olsa tamam, haklısınız ama ne de yok değil mi hiç? Manisa'dan işçi mi getirecekler? Dışarıdan gelen işçi bizden 2 misli masraflı arkadaşlar. Bize elleri mahkum. Konuş kız mesele. Konuşun Türkiye. Arkadaşlar. Ben kendi adıma Meseret'in bu davasını haklı buluyorum. Arkasındayım. Yaşa. Ama şimdi işimizin başına dönelim. Önce konuşarak çözümleyelim bu işi. Olmadı başka yollar düşünürüz. Nasıl ki ortada bir haksızlık var, biz mesai saatimizi boşa harcayarak bu haksızlığa ortak olmayalım. İş sorunsuz yürüsün ki konuştuğumuz zaman haklı olalım. En kısa zamanda bu sorunu çözümleyeceğim. Şimdi lütfen işinizin başına dönün. Ben de Rıza Bey'le konuşmaya gidiyorum. Merak etmeyin. Duran Bey burada hepinizin gözünün önünde olacak. Yaşa sen Suat. Yaşa sen ha. Bir şey diyeceğim. Haberin olsun diye. Sen yokken az atıştılığa gelinden Ayla. Neden? Bizimki çemkirdi acık. İşler yetişmiyor sizin derdinizden falan dedi ileri geri. Bu da sinir yaptı. Esti kopardı ortalığı. E'si. Kafamı kızdırmayın, benim merasımı her bir şeyi satağa sabaha giderim dedi. Haberin olsun. Hayır yani yapacak gibi demedi de işte. Kafası kızdı zar. Ama bilesin diye söyleyeyim. Tapuya gidecekmiş de sorup soruşturacakmış da tapuları bilmem ne. Ne yapıyorsun sen orada Hafize? Ne yapayım? Kahve yaparım. Ne işe yararım ki başka ben? Kız Rukiye, gel azıcık şurada oturalım şöyle. Sana yaptım ama bak, gel. Karar şekerli, tam sevdiğinde. İç şimdi, bir denici kara vereceksin sonra. İyi, sağ ol. Ay, bugün var ya, kahve yaptık değil mi? Uy. Ne günmüş ama. Bakıver gari. Domuz gibi uyudu çocuğumuz sünnet yatağının üstünde. Kusmasa bari. Aman kussun, boş ver. Yıkarız ederiz. Yenisini yaparız kızım. İşimiz ne? Ben de onu diyorum sana işte. Sen her bir şeyi bu kadar dert etme kendine. Dert etmeden oluyor mu Hafize abla? Geniş karınlı olacaksın acık. Ne demiş adam? Ayağın sıcak, tut başını serin. Yaşamak istersen düşünme derin. Sen bu kadar didişirsen herkesten, bu kadar vırvır edersen en sonunda kötüsü sen olursun. Bak. Durup dururken nerelere geldi iş? Hiç kimsenin aklında mamluk kavgası yokken oralara kadar vardı. Daş atıp tavşan çıkardın durup dururken. Ayla da iyi kız. Ne lüzum var şimdi? Huzurumuz mu bozulsun canım? Allah ağız tadı versin hepimize. Sünnet stresi sardı acık da o bakımdan yani. Daha kuzu kesilecek, içi doldurulacak. Ne giyeceğim onu bile bilmiyorum. Yarın kuaföre gideceğiz, 2 saat yokuz evde. Nasıl olacak bir şeyler? Aman bayağı olacak bitecek işte. İlker'in de umru değil. Zaten gün be gün soğuyor benden. Heyecan heyecan kalmadı evliliğimizde. Sıradan bir kadınmışım gibi bakıyor bana. Ben işte öyle değilim oysa. İnsan eşek olduktan sonra semer furan çok olur derler.
Canım laf meclisten dışarı. Sen de acık kendini oradan sat kızım. Koskoca Rıza Bey'in gelinisin. Kocan yakışıklı, sen güzelsin. Çocukların vay gibi. Tadını çıkar acık. Şöyle yürümen bile değişsin. İçindeki ateşi şöyle bir dışarı fırdır. Küçük dağları ben yarattım gibi. Bak şimdi nasıl yürüyorum. Dur. Bak. Nasıl? Şöyle bir Eda ala. Sen ne yapıyorsun? Fıtır 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 koşuveriyorsun dağlı gibi. Sünnete gelenlere de acık yukarıdan yukarıdan bak şöyle. Hoş geldiniz derken bile şöyle acık başka bir taraflara doğru bak. Çok meşgulmüşüm de sizinle zorla böyle bir edalanıyorum da konuşuyorum der gibi. Kız sen hiç film seyretmedin mi kız? Böyle mi? Bak. Şöyle acık bir kaldır şöyle ellerini. Böyle mi? Bulaşıktan çıkmış da hani böyle göpüklü kalmış gibi şöyle bir. Şöyle kız acık bir kıvırsana kız. Kız senin gözün var olsun kız. Alo, ha Suat. Rıza Bey, konuşmamız lazım. Neredesiniz? Tapuda işim var biraz. Ne oldu? Telefonda olmaz. Sizi görmem lazım. İyi. Yarım saat sonra Ahmet'in kahvede ol. Mesele ne? Yarım saat sonra oradayım. Sorun yok. Tabii siz olmasını istemezseniz yok. Görüşmek üzere. Duran. Bu işe karışmanı istemiyorum. Bunu ben halledeceğim. Sen bir şey görmedin, duymadın. Ona göre. Nasıl görmedim? İsyan başlatıyorsunuz Suat. Neyini görmeyeceğiz? İşte sen böylesin zaten. Kimsenin isyan falan başlattığı yok. İnsanlar sadece hakkını istiyor. Ha, eğer senin hakkın ödeniyorsa ayrıyeten onu bilemem. Bak Duran, bu işçilerden birine zarar gelsin, ben de işi bırakırım ve sorumlusu sen olursun. O zaman isyanı gör işte sen. Onun altında ezilirsin, haberin olsun. Hoş geldiniz. Kolay gelsin, hayırlı işler. Oo, Rıza Bey, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Az bir işim olacaktı seninle ama. Nuray, sen bize iki çay söyleyiver. Tamam. Bir de terziye mi gidecektin ne? Ha, Rıza abinin torunun sünneti elbise diktirdim. Ha, iyi bakalım. Şöyle afilli gelin de görelim. Program zengin, ona göre. Oh, yaşadık. Kuzu dolması da var mı? Hadi kız, zevzeklik etme. İyi, hadi size iyi günler. Şimdi Mahmut, lafı fazla uzatmayacağım. Bizim arazinin en verimli tarafı Ayla'nın, biliyorum. Kardeşim rahmetli kafasız adamdı, nur içinde yatsın. Kız çocuğuna o kadar şey bırakılmış, nerede görülmüş? Abi, zor bir şey isteyeceksin galiba sen benden. Dur be, daha dinlemeden etmeden. Üstümüze alacak değiliz tapuları. Rızası olmadan olmaz zaten. Bak şimdi, bu kız geldi, satacağım matacağım gibisinden bir şeyler gevelemiş evde. Yanarız Mahmut, sırf ben değil hepinize zarar. Şurada 40 yıldır sizin ürününüzü sizden alıp size döndürürüm en iyi şekilde. Bunu bilirsin, o fabrika herkesin ekmek kapısı. Evet abi. Şimdi benim senden istediğim bu satışı hani olur mu olursa yani zorlaştırman. Nasıl yapacağız bunu abi? Göstermelik bir tapu hazırlayıver sorarlarsa. Bizim araziyi Ayla'nınki gibi gösterivereceksin. Aslını maslını değiştir diyen yok sana. Bak Mahmut, beni dinle. Bunlar genç insanlar. Kafaları çalışmaz şimdi. Toprak ne demekti, değerini bilmezler. Buyurun. Afiyet Sağ olsun. Ama zaman geçince bak nasıl iyi bir şey yaptığımı anlayacaklar. Mal gene Ayla'nın malı. Ben onun malını ondan koruyorum, anladın mı beni? Şimdi kötü adam olalım varsın olsun. Ama ben ölünce arkamdan hayır dualarını eksik etmeyecekler, yanlış mıyım? Benim bütün çabam çocuklar için, ne yapacaksın? Hayat gailesi.
Gel. Gelebilir miyim? Biraz fazla kaçırmışım galiba. Özür dilerim. Ayla, ben seni çok özledim. Senden tek istediğim biraz zamandı Sertaç. Lütfen boğma beni. Ben sadece evimize dönelim istiyorum bir an önce. Bak, ben burayı hiç sevmedim. Sen de sevmiyorsun. Kendine yalan söyleme. Seni buraya bağlayan hiçbir şey kalmasın istiyorum. Yani eğer sen istersen senin olan her şeyi satalım. İstanbul'da sana yeni bir iş kuralım ha? İster misin? Nereden çıktı şimdi bu? Bak, yanlış anlama. Ben senin için söylüyorum. İşini çok sevmiyordun zaten. Hani bana bir gün demiştin ya, ben aslında küçük bir fırın açıp kurabiyeler satmak istiyorum diye. Unutmamışsın. Unutmadım. Senin yaptığın kurabiyelerin insanları mutlu ettiğini düşünürdün hep. Düşünürdüm. Benden ölmüşüm gibi bahsediyorsun. Aman Ayla, saçmalama, Allah korusun. Ha, bu arada işten ayrıldım ben, haberin olsun. Canın sağ olsun. Bak ne güzel işte. O dükkanı açarız sana. Arkamıza dönüp bakmayız bir daha. Her şey yeniden başlarız. Yepyeni bir sayfa. Mutfağa gidiyorum, susadım. Sen de ister misin? Sen durmadan beni mi arıyorsun? Hayır canım, iletim raporu geldi. Ne yani şimdi? Tehdit mi ediyorsun beni? Hamileyim Sertaç. Ne? Çiğdem, sen ne diyorsun? Nereden biliyorsun? Test falan yaptırdın mı? Baba. Canım. Alo? Alo Sertaç? Canım, ne zaman uyandın sen? Şimdi. Rüyamda telefon çalıyordu. İyileştin mi? Evet, iyileştim. Bir şey olmamıştı ki zaten. Uyandın mı tatlım? Evet, babam da uyanmış. Ben... Sağ ol. Ne yani, anlaşma olacaksınız hepiniz Suat? Gırtlağıma yapışın isterseniz. Bu ne ya? Bir insan bu kadar sıkıştırılmaz ki. Sünnet girdi araya. Başımız kalabalıkta, acık geciktirdik. Sünnetten sonra vereceğiz. Rıza Bey, bunları duyuşumuz ilk değil. Artık işçilerin sabrı kalmadı. Ben bir yere kadar saygımı korudum. Ama artık kanun işli olmak istemiyorum. Ayrıca bize ayrılan paranın repoya yatırıldığında farkındayım. Bu konuda da sustum ortalığı karıştırmamak için. Ama böyle devam ederse... İşi bırakırım, haberiniz olsun. Ne diyorsun sen be? Ne dediğim ortada. Ben size olacakları söylüyorum. Sigortası işçiler konusunda bir kez daha düşünmelisiniz. Suat, bak sen benim güvendiğim bir adamsın, dolduruşa gelme. Madem güvendiğiniz biriyim, beni kaybetmeyin o halde. Bana bak, acık lafını bil de konuş sen de. O kadar sıkıştıysanız senle mesleğe bir ödeme yapalım ama bu üçümüzün arasında kalsın. Hiç anlamıyorsunuz ben Rıza abi. Hiç. Tabağı uzatsın anne. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Biz Sertaç'la dışarıda yemeye karar verdik. Kusura bakmazsınız değil mi? Yok canım. Kusurum olurmuş. Öyle mi? İyi o zaman. Eylül sizinle kalacak.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Ayla. Efendim amca. Aziz'in oraya gidin. Beş çeşmelerin orada. Etleri güzel oluyor. Mangal yapıyorlar orada. Tamam amca. İyi akşamlar. Güle güle. Seni niye götürmediler? Bu akşam baş başa kalmak istediler. Öyle olur ya. Özel zamanlar. İzin verdim ben de. Bak bak. Aman hadi buyurun bakayım sofraya. Hadi 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 gel. Geç hadi gel sen de. Geç. Geç hapise geç. Hadi Asya, oturun bakayım çocuklar. Yanıma gel kızım sen de. Ne var kız? Yüzümde bir şey mi var? Evet bir şey var. Kocaman bir boşluk. Yalan söylüyorsun Çiğdem. Sana inanmıyorum. Sırf bir şeylerin acısını çıkartmak için yapıyorsun bunu. Konuşacağız. Sen benim dönüşümü bekle. Hallederiz merak etmeyin. Hı? Dönünce hallederiz dedim. Tamam artık. Kapatıyorum. Bir gün işe gitmedik diye her şey karma karışık oldu. Konuşsaydın kapatmana gerek yoktu. Yok, önemli bir şey değilmiş zaten. Ayşen. Korktun mu abi? Boş bulundum tabii. Kızım ışık yaksana. Ses yapsana geldim diye. Ne yapıyorsun karanlıkta? Ne bileyim dalmışım koltukta. Ne haber? İyi yemek getirdim. Mantı yaptık bugün de annemle. Seversin sen. Yavrum var yemek niye zahmet ettin? Abi zahmet dediğin şey iki sokak aşağısı. Beklemeseydin keşke. Tabii gitseydim değil mi? Yüzümü görmeseydin. Konuşmasaydık. Ayrı ayrı evlerde el kadar yerde yabancı yabancı olsaydık. Bunu mu istiyorsun abi? Bak Ayşen, 30 yaşındayım. Çalışıyorum. Elim ayağım tutuyor Allah'a şükür. Sizinle yaşayamam artık. Evet aile maile tamam da... her gün bu yaşta sizinle uyanıp kahvaltıya oturamam anlamıyor musun? Artık kendimize ait hayatlarımız olmalı. Hala ana kuzusu bir adam olursam... ne kendime saygım ne de güvenim kalır. İstanbullu lafları bunlar hep. Malum tabii kimden bellediğin. Ne diyorsun Ayşen ya? Yorma beni hadi söyle. Sizi aileyle gezerken görmüşler. Ne olmuş? Biliyordum zaten bunu diyeceklerini. O yüzden de bazen nefret ediyorum ya buradan. Kızı da vardı. Soner de vardı. Bahri abla da vardı yanımızda. Bunu almışlar arabayla bir yere götürüverdim. Ne olmuş yani? Ne diyorum ben ya? Kimi kime savunuyorum? Senin kızıp bağırdığın ben değilim abi. Sen kendine bağırıyorsun biliyorsun değil mi? Çünkü gönlün gene ona kaydı diye. Herkes laf edecek bilmem farkında mısın? Kocasıyla arası bozukmuş küçük ya hemen duyulu bilirsin. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Benim iyiliğimi düşünmekten vazgeçin artık. İyiyim ben. Anlıyor musun? Çok iyiyim. Hatta beni düşünmediğiniz zaman daha iyi. Tamam Ayşen, seninle kavga etmeyeceğim. Kapattık bu konuyu. Bıraktın mantıyı. Tamam, teşekkür ederim. Ben bu gece ne yapacağıma dair bir rapor vereyim sana istersen. Oturacağım, mantımı yiyip film izleyeceğim. Belki de bir kadeh şarap içeceğim, tamam mı? Asayiş Berkemal yani. Nasıl istersen. Ayşen... kim dedi sana ayrıca kocasıyla arası bozukmuş diye? Zayıfsın abi. Çok zayıfsın. Hayır efendim, yanlışın var. İlk gittiğimiz film Beyoğlu'nda en iyi arkadaşım evleniyordu. Julia Roberts'ın. Emek sinemasındaydı. Ben ikinci sınıftaydım. Sen o yıl mezun oluyordun üniversiteden. Unutmama imkan yok. Çünkü sen filmde uyumuştun. Evet, tam bir kız filmiydi çünkü. Ama yine de yanlış hatırlıyorsun canım. Çünkü ilk gittiğimiz film... ya tamam adını hatırlamıyorum ama... dandik bir korku filmiydi. Özellikle götürmüştüm seni. Hani korkup elimi falan tutarsın diye.
Öyle miydi? Hı hı. Evet, sinemada elini tuttuğumu hatırlıyorum ama... Hatta ilk atak benden geldi diye utanmıştım. Öyle miydi? Hı hı. Bak, bu bir erkek taktiğidir. İlk önce korku filmine gidilir ki kız sana sarılıp güven duysun babında. Özür dilerim. Ayranları çok güzelmiş. Bıyık oldu şurada. Huzursuzsun biraz. Nasıl olayım ki başka? Nihayet abicim ya. Ara ara geberdim lan. Neredesin? İzmir'de mi hala? Ha, onu soruyorum işte. Nasıl geçti? Yıktım ortalığı diyorsun ha? Yakışır kardeşime. Bak ne diyeceğim. Beni dinle. Golsüz eşitlik devam ediyor mücadelede. Derik. Hasan pres yapıyor. Yakup. Bırakmadı Thomas, yerine müdahale. Bilal, Necati hareketli, onun koşu yoluna. Necati bıraktı. İliç destek verdi. Şimdi Akaş Gül bir adım geride. Green. O ne kız? Ne? O gay değil. Gecelik işte, görmüyor mu? Görüyorum da. İlk sefer görüyorum. Her şeyin bir ilki vardı demişler. Çoktandır çeyizimdeydi. Gullenem dedim, güveler yiyeceğine. Ben yiyem de mi? Hoşt. Yenmez bu bir kere. Ecnebi yaptı ama yine bilenini. Gazete yazıyordu. Nasıl şeymiş o öyle? Al da yiyelim o zaman. Kız gel bakayım açık yanıma sen. Gelmeyeceğim. Küsüm ben sana. Kız gel. Gel de barışalım o zaman. Ay, yavaş lan ayı. Ha, geldiniz mi? Ne Hafize abla, hala çalışıyor musun sen? Aman, az bir işim kaldıydı. Keşkek yapılacak, kuzumuzu dolacak ya işte. Malum sünnet. Kız babaannesiyle yattı, merak etme. Ha, öyle mi? Kolay gelsin size, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok yorma kendini. Geleyim mi yardıma, uykum yok. Aman yok kızım, yok. Bitti işim. Oy, oy. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Hadi iyi geceler. O zamandan beri bir daha kimseyi sevmeyeceği söylenir. O zaman şu anda yalnız. Kim? Fendi Chanel. Max, Proust'un dediği gibi. Sertaç, uyumak istiyorum. Şimdi değil. Lütfen. Sadece şimdi değil. Hı hı. Geldim. Aman kızım, gidin açık öteye kokacağız şimdi isle isle. Hadi bakayım mutfağa siz kaybaltıya. Aa bak öyle bak. Bu ne ya? Yanıyoruz galiba. Günaydın. Bana bakın, siz de iki lokma yiyin hemen. Kayfaltı mutfakta ha. Hadi herkes kendi koyuyor çayını. Servis yok bugün ha. Anne, baba. Keşkek yapıyoruz, keşkek. Pilav gibiymiş ama sulusu sanki. Eylül'cüm gelme, biz geliyoruz. Eylül gelme. Tamam, ben açıyorum. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Maşallah, maşallah. Ay maşallah, maşallah. Dağ mı doğduğunu da görürüz.
Sağ ol. Ne oluyor Ayla? Ne bu? Sünnet. Bana bak, gençler. Aman komşulara ver canacık. Karılar erkenden yardıma geldiler. Hani yıkıyordun boğazlarından geçsin, öyle değil mi ama ha? Ayla, gel şu çayı tazeliği ver, yenisini koyalım. Nasılsın? İyi. İyi diyorsan iyi. Ne oluyor ya? Savaş mı çıktı? Onun gibi bir şey. Hadi yiyin, hemen sonra kurtarın canınızı, kaçın evden. Galan yanılır ona göre. Börek alsana. Çatal versene. Akşam o pembe elbiseyi giymeyi düşünmüyorsun herhalde. Beğenemediniz mi? Benim fıstık yeşili bir şeyim var yanımda. Bir bak dene. Beğenmezsen giymezsin. Bence o renk gözlerine çok iyi gider. Avantajlısın. Çünkü ne giysen gözlerin o rengi alır. Hafif bir de far yaparız aynı renkten. Otoşan ruj diyorlar. Işıltı veriyor dudaklara. Sulu sulu görünüyor. Çilek yemiş gibi oluyorsun. İster misin? Olabilir ama... Bilemiyorum yani, karıştırmasak mı fazla çilek melek? Sen bana bırak. Aman canım, senin gecen bu gece. Sen yapmayacaksın da kim yapacak? İşte ya. Sen abime bak, ağzının tadı yoktu. Yürü lan, tepesi deli, çok güzel olmuş böyle. Ama pek de anlayın. O kadar işinizi tatlısınız ya. Aman siz hadi iyi, elden geliyorum ha. Merhaba. Soner'in evi burası değil mi? Günaydın. Hanımefendi? Teyzeciğim. Ben bir kelam. Doğru mu geldim acaba? Siz kimsiniz, pardon? Bilmiyorum ben kimin. Hafize ben. Öleceğim şimdi. Soner! 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 Hafize abla, ne oldu Hafize abla? Kolay gelsin ablalar. Hoş geldin. Oo, kardeşime bak benim be. Biraderim benim be. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Ne haber abi, nasılsın? Çok yorgunum ya. Abi yıkılıyorum uykusuzluktan. Sen bana bir oda versene. Önce bir 3-5 saat uyuyayım. İptal durumdayım ya. Tamam. Yürü hemen. Vallahi benim odada uyursun. Kız. Abi İzmir konserinde bis üstüne bis yaptık. 12'de bitti. 2'de yattım. 5'te kalktım. Zıpladım, sana geldim. Error veriyorum ya. Kardeşim benim be. Sana hemen kahvaltı veriyorum, tamam. Sonra uyursun. Tamam. Kadın fena oldu ama. Boş ver. Her zamanki halleri. Normal değil zaten hiçbiri. Vücuduma ceryan veriliyor gibi oldu. Böyle ellemden başlıyor. Kafama doğru çıkıyor. Bakın, çocuk yoldan geldi, yorgun. Konseri vardı hem de dün akşam. O yüzden öyle çat kapı mirkelen merhaba, çat kapı fotoğraf çektirelim mi falan yok. Hatır günün için geldi zaten. Bir şarkı söyleyecek sünnette bizim için, gidecek. Azıcık rahat bırakın, uyusun ona göre. Hafize abla, özellikle sana diyorum bak. Söyle canımın içi. Kayfe mi yapan mirkelama, orta mı? Amca kızı, sana havale ettim. Tamam. Demek sünnete mirkelam geldi, öyle mi? Bravo be Soner. Kedi odalı bir fare tuttun sonunda. Efendim baba? Anladın sen, anladın. Ne yapalım? Zararın neresinden dönsen kârdır. Sen bütün biriktirdiğin parayı gazet yapacağım diye batır. Gala gala sonunda bedava bir şarkıcı gelsin sünnete. Bu da iyi bir şey, ne yapalım? Hiç olmazsa bir şeye yaradı. Rıza, yapma ama ya. Bak sünnetimiz var bugün. Tadımız kaçmasın ha. Arkadaşı onun. Gelecek tabii. Baba, batırdığın para benim paramdı.
Evet. İstediklerim olmadı belki. Evet, belki başaramadım. Ama denedim. Denedim ve yenildim. Güzeldi. Yenilmiş olmak da güzeldi. Ama bu fare deliğinden başımı çıkarıp denemeye cesaret ettim. Çok iyi ettin. Bizi rezil edip geldin. Denemişmiş. Çok bilmiş laflarla karın doymuyor Soner Bey. Şu güne kadar sustuğumuza bakmadan bir de kalkmış dikleniyorsun. Rıza. Ulan ne zaman ağzımı açıp da iki kelam laf ettim sana? Bu kadar ağrına gidiyor. Rıza, gözünü sevem. Dur be sen de. Amca, lütfen. Soner, götür tepsiyi hadi. Arkadaşın acıkmıştır. Bak, bu kadar yolu senin için gelmiş. Hem de bu yorgunluğa. Belki de hiçbirimizin bu kadar sağlam bir arkadaşı olmadı şimdiye kadar da ondan şaşırdık hepimiz. Bir servet yetmez biliyor musun, bir insanın sevgisini bu denli kazanabilmek için. Dostluk bütün bunlara değer çünkü. Hadi gel. Uyumuş. Çarşıya çıkmıyorum. Kahveye gitmiyorum. Parmaklarıyla gösterip alay ediyorlar diye. Çocukluk arkadaşlarım bile. Kaç gündür güneş nasıl doğar buralarda bilmiyorum. Çünkü her gün erken kalkan ben 11'lere kadar uyur oldum amca kızı. Sırf daha geç uyanmak için. Sırf onların dünyasına sonradan dahil olmak için. Bu diyorlar işte, star bozması bu. Başaramayan madara olan bu. Gidip de rezil olan bu. Ben sadece bir hayal kurmuştum. Ben sadece... Sadece kendime ait hissettiğim bir yerde olmak istedim. Faturası bu kadar ağır mı kesilecekti yani? Birinin, bir insanın hayallerinin peşinden gitmesinin sonu bu mu? Bu mu olacaktı amca kızı? Peki pardon ama bir şey diyeceğim. Hayal kurmazsak neye yarar ki bu dinine yandığımın dünyası? Konuşsana amca kızı. Thank you.
Merhaba. Hatice Hanım siz misiniz? Hafize ben. Evet pardon Hafize Hanım. Soner yok mu? Yok ama gelir şimdi. Ben de kayfa yapmıştım size. Nasıl seversiniz bilemediğimden ortada karar kıldım. Malum sizi tanımıyorum daha. Gerçi gazetelerden, röportajlarınızdan biliyorum tabii. Ama sayılmaz onlar tabii. Süper. Orta. Tam istediğim gibi sağ olun. Siz sağ olun. Oh mis gibi elinize sağlık. Kayfa yapmayı severim ben. Kafam dağılı. Düşüncelerimden uzaklaşırım bir vakit. Aa aynen. Ben de mutfağı çok severim şahsen. Yemek yapmayı mesela. Değil mi insanın kafası dağılıyor. Terapi oluyor resmen. Evet. Ortak noktalarımız var demek ki. Çok teşekkürler. Elinize sağlık harika olmuş. Fal kapatmayacak mısınız? Bakabilirim yani. Hah, Soner geldi. Biz biraz prova yapalım. Ama söz aldım sizden. Bakacaksınız sonra tamam mı? Zevkle. Hadi oğlum neredesin lan? Bak kahvaltıyla kurtaramazsın. Balık demiştin ona göre. Tamam zıplarız hemen şimdi. Alıyoruz değil mi gitarları yanımıza? Herhalde. Bir prova general geçeriz balıkçıda. Keşkek de pişmişti ama. Siz bilirsiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz İlker oğlum. Otur misafirlerimiz. Evet hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hoş bulduk. Geçin şöyle. Ah acıdı. Tamam bebeğim bitti. Bugün bu sünnetin en güzel prensesi kim? Eylül Aydeniz. Evet bildiniz hanımefendi. 100 milyar kazandınız. Şunu da takalım. Anne. Efendim. Babamla sorunlarınız mı var? Nereden çıktı şimdi bu? Asya söyledi. Sizin babamla sorunlarınız varmış. Asya saçmalıyor bence. Poposundan uyduruyor. Evet bence de. Asya sizi kıskanıyor çünkü. Kendi anne babası öyle değil ya. Şşş çok ayıp. Ben de öyle dedim. Çok ayıp dedim. Benim annemle babam çok insanlar dedim. Herkese çok yardım ediyorlar dedim. Hem komşularımıza hem de derneklerde sosyal şeyleri para yatırıyorlar dedim. Birbirlerini de çok seviyorlar dedim bir de. Babam çok iyi bir insan değil mi anne? Çiğdem ablanın sınavını bile sordu bugün telefonda. Sınav mı? Ne sınavı? Ne zaman oldu bu? Hani ben uyumuştum ya öğlen. Odada sordu. Sınav varmış Çiğdem ablanın galiba. Peki nasıl sordu? Canım sınav işte. Test yaptırdım mı Çiğdem? Emin misin dedi. Kokoreç, 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 kokoreç.